vardı. Oraya gitti. Hastanede falan tedavi gördü. Yani iki ay falan orada kaldı. İşte bu Mayıs sonu hani bu pandeminin bitmesiyle bu tarafa tekrar geldi. Orada duramıyordu. Hani orada sıkılıyordu. Burada hiç olmazsa hani kendi senelerdir oturduğu için burada daha rahat ediyordu. Buraya geldi. Burada da işte iyileşmişti. Hani iyiydi. Sonradan artık biz de bilemiyoruz. Evde tek kalıyordu zaten. Ailesi orada oturduğu için. Ondan sonra işte 6 Temmuz günü haber alamadık kendisinden. Telefona ulaşamadık. 7.30 gibi geldim eve. Evin anahtarı bende yoktu. Kapıda kilitli değildi. Kapıyı ben kartla açtım. Ondan sonra baktım odada biz vefat etmiş halde. O şekilde bulduk yani. Ondan sonra işte ambulans falan çağırdık. Yani 6 Temmuz günü biz amcamızı kaybettik yani. Şimdi bizim dayılar karşılıklı oturuyoruz. Sabahları ben kalktığımda o erken kalkardı. Amcamın hani minibüsü de var. Sokakta duruyor. Orada ben görürdüm hep. Gelirdi sabahları çalıştırırdı. Giderdi yakın bir yerden. İşte bir çorba içmeye falan giderdi. Arkadaşıyla takılırdı. Burada takılan arkadaşları vardı. Gelirdi görürdüm. Başka da hani son zamanlarda işte mesai yapıyorduk. Bir hafta 10 gün falan. Ben görüşemiyordum. Hep geç geldiğim için. Giden çocukken gazete satarmış. Yani gazeteci çocuk diye de bir şeyi olmuş yani. Evet. Kendisi de anlatırdı. Hani onu İstanbul'da zaten burada ben kendimi bildiğim bilir. Ben şu an 41 yaşındayım. Yani hep buradaydık. Yani bu mahallede doğduk, büyüdük. Ben kendimi buradan hep buranın yerlisiyiz yani. Sen söyle abi kim olduğunu. Amcam. Eski çekilmiş bir fotoğrafı. Bacanağı yanımda. Abi, bu şekilde. Şehit Mehmet Paşa. Amcam. Arka tarafında şehit. Evet. Bu da aile fotoğrafı. Eskiden çekilmiş. Amcamın. Bu da babam. Yani babası. Amcamın. Bu da annesi. Son çıkan gazete o da yazıyor diye başlardı. Hayrettin amca okuldan sonra rahmetli bayağı gazete satmış. O eski İstanbul orası. İstanbul kültürü var orada. O insanlar da hep Hayrettin amcadan gazete alırmış. Akrabalar inanmadılar bu değil diye. Ama dedi ki beni dedi burnumdan tanırım. O burun hala mevcuttu. Sizin çok eski. 30 yıldan fazladır. O ayrı bir şeydir. Çok iyi bir sanatkardı. Galatasaray Lisesi'nin iç dekorlarını yapmış. Oranın müdür yardımcısıyla da ilkokulda beraber okumuşlar. Yıllar sonra orada karşılaşmışlar ve ondan sonra da lisenin bütün işlerini Hayrettin amcaya verirdi. Hayrettin amcamız bir ağaçtan anlardı, insandan anlardı, sözden anlardı. Bir de metreyle ölçü almazdı. Gözle ve gönülle ölçü alırdı, milimetrik çıkardı. Böyle bir insandı.